Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda vitaminler ve ATP ile ilgili soru çözümü yapacağız. Birkaç tane soru yazdım her ikisiyle de ilgili. Bakalım sorularınıza. Diyor ki aşağıdaki vitaminlerden hangisi fazla alındığında idrarla dışarı atılır? Neydi vitaminleri hatırlayalım. Bir suda eriyen vitaminler vardı, bir de yağda eriyen vitaminler. Suda eriyen vitaminler vücutta depo edilmiyordu ve idrarla dışarı atılıyordu. Ama yağda eriyen vitaminler vücutta depo edilir ve arkadaşlar karaciğere gönderilir. Yani karaciğerde depo ediliyor aslında. Suda eriyen vitaminlerimiz B ve C vitaminleri. Yağda eriyenler ise ADEK vitaminleri. O zaman ben buradan ADEK'i çıkardığım zaman bakın. A'yı çıkardım, D'yi çıkardım. E'yi ve K'yi çıkardım. Gelene kaldı C vitamini. C vitamini suda eriyen vitamin olduğu için bu vitamin fazla alındığında dışarı idrarla atılıyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Gelelim ikinci sorumuza. Diyor ki aşağıdaki metabolik faaliyetlerden hangisinin çok fazla gerçekleşmesi canlıda ağırlık azalmasına sebep olabilir? Şimdi bizim ağırlığımızda bir azalma meydana gelebilmesi için çok fazla hareket etmemiz gerekiyor. Yani çok fazla enerji harcamamız gerekiyor. Enerjiyi harcayabilmemiz için o enerjiyi üretmemiz lazım. Nasıl üreteceğiz? Solunumla üreteceğiz. Yani buradaki ağırlık azalmasına sebep olan şey nedir? ATP'nin sentezi. ATP'yi üretip harcayacağız ki bizim vücudumuzdaki ağırlık azalsın. Çünkü ATP'yi sentezlerken biz vücudumuzda depo ettiğimiz işte glikojendir, yağdır bunları kullanıyoruz ve ağırlığımızda bir azalma meydana geliyor. Cevabımız C şıkkı olur. Gelelim üçüncü sorumuza. Tüm vitamin çeşitlerinde verilenlerden hangileri ortaktır? Vitaminleri hatırlayalım. Az önce de söyledik. Neydi? Suda eriyenler, yağda eriyenler. Her ikisinde de ortak olanı soruyor bize. Organik yapılı olma. Tüm vitaminler organik yapılıdır. Doğrudur arkadaşlar. Yağda erime. Bakın yağda erime tüm vitaminlerde ortak değil. Çünkü suda eriyenler de var. O zaman bu gitti. Hücre zarından difüzyonla geçebilme. Vitaminler küçük moleküller olduğu için hücre zarından kolaylıkla geçebilirler. Bu da doğrudur. Suda erime. Yağda eriyen, suda eriyen var dedik. Hepsi için ortak değil. Dolayısıyla bu da gitti. Cevabımız ne oldu? 1 ve 3 oldu. Geçelim bir sonraki sorumuza. ATP moleküllerinden hangilerini içerir? Arkadaşlar ATP'nin yapısında ne vardı? Adenin bazı, riboz şekeri, riboz ve buna bağlı olan 3 tane fosfat bulunuyor. Bakıyorum. Adenin, riboz, fosfat üçünü de yazmış. O zaman cevabımız ne olur? Cevabımız arkadaşlar 1, 2, 3 olur. Bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. 5. sorumuz diyor ki insan vücudunda görev yapan vitaminler 1. grup ADEK, 2. grup B ve C olmak üzere 2 grupta incelenmiş. Şimdi ADEK vitaminleri neydi? Yağda eriyen vitaminlerdi. Yağda eriyen. B ve C vitaminleri ise suda eriyen vitaminlerdi. Bu gruplarla ilgili olarak hangileri söylenebilir demiş. 1. gruptaki vitaminlerin fazlası depolanabilir. Evet, yağda eriyen vitaminler karaciğerde depolanabiliyor arkadaşlar fazlası. Bu doğrudur. Her iki gruptaki vitaminler de sindirime uğramadan hücre zarından geçebilirler. Bu zaten vitaminlerin ortak özelliğidir. Bu da doğrudur. 1. gruptaki vitaminler düzenleyici, 2. gruptaki vitaminler enerji verici olarak kullanılır demiş. Kesinlikle vitaminler enerji vermez. Bunu kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Sorularda çünkü bunu çokça soruyorlar. Yani vitaminler enerji verir, vitaminler enerji verir diye soruyorlar. Maalesef vitaminler enerji vermiyor. Enerji veren 3 molekül vardır. Karbonhidrat, yağ, protein. Bunlar haricinde hiçbir şey enerji vermez. Kesinlikle unutmayalım. Cevabımız ne olur? 1 ve 2 olur. Geçelim son sorumuza. Diyor ki canlılarda enerji kaynağı olarak kullanılan ATP'nin yapısında hangileri bulunmaz? Bakın ATP'nin yapısına baktık. Az önce ne yazdık? Adenin, riboz ve 3 tane de fosfat vardı. Adenini aldık, ribozu aldık, fosfatı aldık. Hangisi bulunmuyor yapısında? Glikoz bulunmaz. Cevabımız yalnız 1 olur. Evet, vitaminler ve ATP ile ilgili soru çözümümüz de bu kadar arkadaşlar. Ben hani gelebilecek çeşitlere bakıyorum sadece, o yüzden az soru çözüyorum. Siz elinizde bulunan kaynaklardan bol bol soru çözün ki dediğim gibi akılda kalıcılığı artsın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.